Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanda bir oduncunun bir oğlu varmış. Oduncu çok ihtiyar olduğu için bir gün hastalanmış. Oğluna, "Oğlum, artık ömrümün son günlerini yaşıyorum. Eğer ben ölecek olursam, sen benim her günkü gittiğim ormana gider, işini işlersin. Ama orada bulunan filan ağaca sakın dokunayım deme," diye vasiyet eder. Birkaç gün sonra da ölür. Oğlan babasının söylediği gibi her gün eşeğini, baltasını alarak ormana gider, odun keser. Bir gün babasının kesme demiş olduğu ağaç gözüne ilişir. Babasının neden bu ağacı kestirmediğini merak eder. "Elbet bu ağaçta bir şey var ki babam böyle dedi. Ama ne olursa olsun ben bunu keseceğim," diyerek ağaca doğru yürür. Ne var ki o ağaca doğru yürüdükçe ağaç da ondan uzaklaşır. Oğlan gider, ağaç gider, böylece akşama eder. Akşam olunca oğlan, "Bu akşam şu ağacın üstünde kalayım da yarın yetişirim," diye merkebini orada bırakarak bir ağacın üstüne çıkar. O gece ağacın üstünde yatıp sabah olunca ağaçtan yere iner, bir de bakar ki merkebi kurtlar yemiş, kemikleri de duruyor. Baltasını eline alıp, "Bu kadar yol geldim, eşeğimi de kurtlara yedirdim, hiç olmazsa şu ağacı tutayım," diyerek o gün de ağacı kovalar. Yine ağaç önde, o arkada gider dururlar. Üçüncü gün de aynı şekilde ağacın ardında gitmekte dururken bir de ne görsün? Bir yılan koca bir fille kavga etmiyor mu? Efendime söyleyeyim, o yılan fili yuttu, bu yılan ama bu filin dişi yılanın boğazında kalır. Bunlar çocuğu görünce yılan, "Şu filin dişini kırıp beni kurtarırsan sana istediğin iyiliği ederim," der. Fil, "Eğer şu yılanı öldürürsen ben de sana bir iyilik yaparım." Çocuk hangisini kurtaracağını şaşırır. Sonra yılanı kurtarmanın daha kolay olacağını düşünerek filin dişini kırar. Yılan, "Sen bana iyilik ettin. Gel benim arkadaşım ol, ben de sana bir iyilik edeyim." Böyle diyerek çocuğu alır, bir havuz başına götürür. Bunlar havuzun başına gelince yılan oğlana, "Şimdi ben havuza gireceğim, sen burada durmalısın. Ama ben içeri girince ortalık kararacak, bir fırtınayla toz dumana karışacak. Dolu yağmaya, dağlar birbirleriyle vuruşmaya, gök gürlemeye, ortalık birbirine girmeye başlayacak. Sakın sen hiç korkma, burada bekle. Ben havuzdan insan kılığında çıkarım. O vakit bütün gürültüler, patırtılar hep kesilir," deyip havuza atlar. Bunun üzerine bir boradır kopar, ortalık zindan kesilir. Bir kıyamettir kopar ki oğlanın aklı başından gider. Neyse, bu gürültülerden sonra yılan insan kıyafetinde ortaya çıkar. Oğlanla birlikte yola koyulurlar. Az giderler, çok giderler. Kahve çubuk içerek, yere sümbül dikerek yolu bulurlar. Yılan çocuğa der ki, "Benim annem şurada oturur. Ben annemin kapısını çaldığım vakit sana, 'Gel kardeşim' derim. O da bana, 'Kardeşin kimdir?' diye sorar. Ben de, 'Hayatımı kurtaran kimsedir' diye işi ona anlatırım. Sonra annem seni içeri çağırır, sana 'Otur' der. Ama sen 'Oturmam, işim var' dersin. Kahve getirir, çubuk getirir, onları da almazsın. O vakit sana, 'Canım, hiçbir şey istemez misin sen?' diye sorar. Sen de, 'Bir şey istemem, yalnız dolaptaki ayna parçasını isterim' dersin. Yılan böyle söyledikten sonra bunlar yılanın anasının evine varırlar. Kapıyı çalarlar, kadın kapıyı açınca yılan da, "Gel kardeş!" diye çocuğu çağırır. Kadın bunu duyunca, "Oğlum, kardeşin kim?" diye sorar. Oğlu da, "Benim hayatımı kurtaran kimse!" diye cevap verir. Bunun üzerine kadın çocuğa, "İçeri gel, otur!" der. Ama çocuk, "Ben yolcuyum, işim çok, oturacak vaktim yok!" diye cevap verir. Kadın bu sefer kahve ikram etmek ister ama çocuk kahve içmek istemediğini söyler. Kadın, "Canım oğlum, sen hiçbir şey istemez misin? Hiç misafir olup da bir şey istememek olur mu?" Oğlan, "Bir şey istemem. Yalnız kapının arkasındaki dolapta duran ayna parçasını verirsen onu alırım." Kadın bunu vermek istemeyince oğlu, "Bir ayna parçası benden daha mı değerli? O benim canımı kurtardı. Sense böyle bir ayna parçasını vermeye bile kıyamıyorsun," diye annesine söylenmeye başlar. Kadın bakar ki olacak gibi değil.
çıkarır aynayı çocuğa verir. O da aynayı alıp gider. Oğlan yolda giderken bu ayna parçasını bana niye verdiler diye evirip çevirip aynaya bakınca birdenbire karşısına bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap çıkar. Oğlan Arap'ı görür görmez kendi kendine titremeye başlar. Arap, "Emret sultanım," deyince çocuk korkarak "Bana yemek getir," der. Arap çabucak bir tepsi dolusu yemek getirir ki öyle yemek dünya yüzünde daha görülmemiş. Çocuk bunu yiyip sofrayı kaldırır. Ama bu aynanın başka marifetleri de var mı diye bir kere daha aynaya bakar. Arap yine karşısına çıkar, yine aynı sözleri söyler. Çocuk bu sefer, "Şuraya bir sarı istiyorum," der. Demeye kalmaz bir de bakar ki orada koca bir saray kurulmuş ama padişahların sarayı o kadar güzel olamaz. Çocuk bu defa da, "Saray yıkılsın," der. Saray birdenbire yıkılır yok olur. Oğlan, "Eh, bundan sonra işim iştir. İstediğimi bu aynaya yaptırabilirim," diye kendi kendine sevinirken birdenbire aklına memleketin padişahının kızı gelir. Bu kız öyle güzelmiş ki dünyada bir eşi yokmuş. "Şu Arap'tan padişahın kızını isteyeyim," diyerek aynaya bakar. Arap gelince de ona, "Filan yerde bir sarayı isterim. Oraya filan padişahın kızını getireceksin, beni de oraya götüreceksin," der. Bir de bakar ki kendini o söylediği yerdeki sarayda görür, padişahın kızı da yanında. Sabahleyin padişah kalkınca kızının kaybolduğunu anlar, her tarafı aratır ama bir türlü bulamazlar. Koca karının biri padişahın yanına gelip, "Ben kızınızı bulurum ama içi teneke kaplı büyükçe bir sandık yaptırın, içine birkaç günlük yiyeceğimi koyduktan sonra beni de sandığın içine kapatıp denize salıverin," der. Padişah hemen emirler verip koca karının isteklerini yaptırır. Koca karı birkaç günlük yemeğini yanına alır, sandığın içine girer. Bu sandığı götürür denize bırakırlar. Sandık dalgaların üstünde ine kalka oğlanın olduğu yere varır. Orası ufak bir köy olduğundan bazı köylüler balık avlamak için deniz kıyısında toplanırmış. Nasılsa köylülerden biri bu sandığı görür, köylüler merak eder. İplerle, kancalarla sandığı denizden alırlar. İçini açıp bakarlar ki bir koca karı. "Bu ne iştir? Sen kimsin? Nereden geliyorsun?" Koca karı da, "Bu işi bana düşmanlarım yaptı. Bunu yapanların gözleri kör olsun. Yoksa ben bu hallere düşecek kadın değildim," gibi bir takım koca karı lafları sıraladıktan sonra, "Ah evlatlarım, sevaptır. Buranın beyi kimse beni onun yanına götürün. Belki acır da beni yanına alır," diye yalvarır. Adamlar ne bilsinler? Koca karının ağlayıp sızlamasına dayanamazlar. "Şuradaki sarayın bir beyi vardır. Oraya gidersin, belki bir iş bulursun," diye kadına akıl verir, sarayı gösterirler. Kadın saraya varıp kapıyı çalar, kız, "Kimdir o?" diye yukarıdan sorar. Koca karı da köylülere yaptığı gibi sızlanarak, "Beni hizmetçiliğinize alır mısınız?" diye yalvarır. Kız da, "Akşam olunca beye danışayım ondan sonra. Bey ava gitti, evde yok. Gelinceye kadar sen orada dur, bekle," der. Koca karı kızı görür görmez tanır. Akşamleyin bey gelir, kız bu işi ona anlatır. Koca karıyı içeriye alırlar. Kapı dibinde bir oda verirler, koca karı burada birkaç gün oturur. Bakar ki bunların ne aşçıları var ne işçileri. Ama yemekleri her gün geliyor. Bu koca karıya merak olur. Anlamak için bir gün kızın yanına gidip, "Senin burada yapayalnız canın sıkılmıyor mu? Bari ben de yanına geleyim de seni eğlendireyim," der. Kız, "Bey'e danışayım da ondan sonra gelirsin," diye cevap verir. Bey gelince de ondan izin alır. Koca karı gündüzleri kızın odasında oturmaya başlar. Bir gün yine, "Kızım, işçiniz yok, aşçınız yok, bu yiyecekleri kim getiriyor?" diye sorar. Kız, "Ben de bilmiyorum, akşam beyime sorarım," der. Akşam olunca kız bunu beye sorar, o da hiçbir fenalığı aklına getirmeden kıza aynayı gösterir. Ertesi gün bu kız bu işi koca karıya anlatır. Aradan birkaç gün geçtikten sonra koca karı kıza, "Acanım, bu ayna niçin beyin yanında duruyor? Siz alsanız da yanınızda bulunsa olmaz mı? Belki bir gelen giden olur, bir şeyler ikram etmek gerekir," diyerek onun aklını çeler. Kız beyden aynayı ister, o da verir. Koca karı aynanın yerini öğrenir. Bir gün usulcacık aynayı çalarak içine bakar, Arap çıkınca da ona,
benim hanımımı filan yere götür. Bu sarıyı da kül edip üstüne beyle kedisini oturt. Önlerine de biraz yemek bırak der. Arap kızla koca karıyı hemen padişahın sarayına götürür. Oğlanın sarayını da kül edip kedisiyle kendisini orada bırakır. Önlerine de pis bir tas içinde biraz yemek koyar. Zavallı çocuk bu iş başına geldikten sonra kedisiyle yemeğini alır. Belki kızı yine bulurum diye memleketine doğru yola çıkar. Yürüyerek memleketine varır ama ne kılığı kılık ne hali hal. Saraya varıp aşçı başından iş ister. Kendisini yemek olarak almasını talep eder. Aşçı da ona acıyarak gel burada otur ama kimseye görünme der. Çocuk az zaman uz zaman aşçının yanında oturup nasılsa günlerden bir gün kızın orada olduğunu öğrenir. Aradan bir zaman geçtikten sonra günün birinde aşçı başı hastalanır, yemek pişiremeyeceği için üzülmeye başlar. Oğlan aşçının yanına gelip usta bugün sana ne oldu? Pek üzgün duruyorsun der. Aşçı da bugün biraz tuhaflığım var. Yemeği nasıl yapacağımı düşünüyorum diye cevap verir. Oğlan, usta sen kaygı etme. Bana nasıl yapılacağını öğret. Ben hepsini yapar bitiririm. Aşçı sevinir, aşı tarif eder, oğlan yapar, yemekler biter. Sonra herkesin yemeğini ayrı ayrı sahanlara, tepsilere koyup yukarıya gönderirler. Ama oğlan bu arada Arap'ın önüne bıraktığı o pis tasın içindeki yemeği kızın tepsisine koyar. Kız bu yemeği görünce oğlanın orada olduğunu anlar. Hemen aşçıyı çağırıp senin yanında kim var diye sorar. En sonunda aşçı daha fazla yalan söyleyemeyip birini yamaklığa aldığını, o günkü yemekleri de ona yaptırdığını bildirir. Kız oğlanı bir kere de gözüyle gördükten sonra bir yanlışlık olmadığını, bunun kendi kocası olduğunu anlar. Doğru babasına gidip bu oğlanı yukarı aldırmasını, ona kahve pişirme işini verdirmesini söyler. Babası razı olur. Oğlanı yukarı alıp kahve ocağında çalıştırırlar. Koca karı oğlanı görerek tanır. Doğru padişaha gider, kızının bu oğlanla her gün konuştuğunu söyler. Padişah da, ''Benim kızım bir kahveciyle nasıl konuşur? Vurun boynunu!'' diye emir verir. Cellatlar çocuğu alıp boynunu vurmaya götüreceklerinde çocuk yalvarır yakarır. Onlar da çocuğa acıyarak onu bir mağaraya bırakırlar. Çocuğun kedisi de hiçbir vakit onun yanından ayrılmadığından mağarada da yanındaymış. Kedi oraya gelen farelerin hepsini tutup öldürür. Bir gün, beş gün, daha doğrusu orada ne kadar durduysa hep ele geçirdiği fareleri sağ bırakmaz. Farelerin şahı bakar ki askerleri gittikçe azalıyor, bu işi kimin yaptığını araştırır. Sonunda bu işleri mağaradaki oğlanın kedisinin yaptığını anlarlar. Farelerin şahı oğlana gelip, ''Aman efendim bizi kurtar, askerlerimin bütünü kırıldı.'' diye yalvarır. Oğlan da, ''Kurtarırım ama filan sarayda bir koca karıda bir ayna parçası var. Eğer onu çaldırıp bana getirtirsen o vakit ben de senin askerlerini kurtarırım.'' der. Farelerin şahı bütün farelerini toplayıp, ''Bu kadını içinizde tanıyan var mı?'' diye sorar. Topal farenin biri selam verip ortaya çıkar. Ben tanırım. Hem her gün onun dolabından yemek çalarım. Aynası da yatarken başının altına koyduğundan birkaç kere delikten görmüştüm der. Şah, öyleyse gidip bu aynayı çalacaksın. Sonra da bana getireceksin diye emir buyurur. Fare yanına iki de yardımcı alarak doğru saraya koca karının odasına gider. Deliğin birinden geceleyin koca karının yemek getirdiğini görünce topal öbürlerine, ''Şimdi biz de biraz aşırır yeriz. Sonra koca karı uyunca ben gider göğsüne oturur, kuyruğumu da burnuna sokarım. Öksürüp aksarak başını kaldırır. Siz çabuk davranıp yastığın altından aynayı aşırınız.'' der. Uzatmayalım. Bunlar biraz yemek aşırıp karınlarını iyice doyururlar. Koca karı da yatağında uykuya dalar. Topal bunu görünce, ''Hadi arkadaşlar.'' der. Üçü birden koca karının yanına sokulurlar. Topal, usulcacık kadının göğsüne çıkıp kuyruğunu burnunun deliğine sokar sokmaz koca karıyı bir aksırtı yakalar. Kadın arka arkaya aksırmaya dursun, fare kardeşler aynayı aşırarak üçü birden koşup bunu şaha iletirler. Şah aynayı oğlana verir. Oğlan da kedisini alıp oradan uzaklaşır. Biraz gittikten sonra oğlan aynaya bakar. Arap çıkar, ''Emret Sultanım'' der. Oğlan da bir kat temiz elbiseyle birkaç alay atlı ister. Arap bunların hepsini yerine getirir. Oğlan temiz elbiseyi giyer,
atlardan birine biner, doğru saraya gider. Padişah bakar ki sarayın etrafını askerler kuşatmış. "Benim kimseyle kavgam yok, bu ne haldir?" diye öteye beriye bakınırken karşısına bir delikanlı çıkar. "Ya kızını verirsin ya da cayır cayır bütün memleketini yakarım," der. Padişah oğlanı sarayına alıp işin ne olduğunu öğrendikten sonra hem kızını hem de tahtını oğlana verir. 40 gün 40 gece düğün yapıp hep birlikte ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşarlar.